kayınvalilerim. Hadi sizleri odanıza alayım. Bir güzel dinlenin. Kolay gelsin. Şarkılı, türkülü, bol eğlenceli bir gün olsun sizin için. Kolay gelsin. Ben bir kara biberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana, kızın alır giderim. Kaynana, kaynana, cadı gibi kaynana. Allah var yukarıda, benimle oynama. İki gündür altın alıyorum ya, belki hazmedememişsinizdir. Sodalarınızı için de rahat rahat yemeğinizi yapın. İçiyorum ama içimi şişirdiğin için. Gelininiz ve oğlunuz sizin evinizde otursa kira ister misiniz? Alırdım çünkü ihtiyacım var benim de. Benim de iki kızım var. Ben de onun kızı değil miyim? Niye vereyim? Ben gezmeye tozmaya sevdiğim için benim paraya ihtiyaç yani. En azından benden uzak olur. Ne gerek var? Dördüncü tabağı düşünüyorum. Bence İlayda'yı yaktınız. Bu kadar olmaz yani ya. Boşuna ağlama, eve gidince ağlarsın. Sen buradan bu cuma gideceksin. Seni göndermeden gitmeyeceğim İlayda buradan. Üç numaraya bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çeyrek altının sahibi. Gelinler, hazır mısınız? Hazırız. Size, hadi benden bir kıyak. Bu dedim ya hani normal soğan da var, taze soğan da var. Onları böyle doğrayacak, siz edeceksiniz. Evet. Size bilhassa en son dedim taze soğanı malzeme şeyinde. Heh. Onları hemen yanar atmayın. O. Çünkü yanar. Aklınızda olsun. Yanmış bir şeyi de kimse hoş karşılamaz. Aklınızda olsun. Ufak bir tüyo sizden. Şimdi benim size verdiğim süre tam 40 dakika. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin efendim. Tane soda vereceğim. Canım ben istemiyorum. Ben içmeyeceğim. Altını alıyorum ya, belki hazmedememişsinizdir. Sodalarınızı için de rahat rahat yemeğinizi yapın. Neyin bu havası Zeynepçim? Pardon. Birinin iki gün üst üste birinci olması, çeyrek takması. Yani kızların yerine koyuyorum da kendimi. Gerçekten hiç hazmedilecek bir durum değil. Onları düşündüm ve bugün onlara soda dağıttım. Biz de iki gün altın üst üste kazandık ama sana böyle bir şey yapmadık biz. Yani ne bu şimdi Zeynep? Keşke açsaydım bir de ya. Zeynep sodayı tam zamanında getirdi. İçimi öyle bir şişirmişti ki, içtim kendime geldim. Dur ben içeceğim valla. Zeynep içiyorum ama hazımsızlıktan değil, içimi şişirdiğin için. Afiyet olsun canım. Yani bir çeyrekle bunu yapan beş bilezikle artık burada ne yapar bilmiyorum. Artık oynar mı, konfeti mi patlatır, ne yapar hiç bilmiyorum. Eğer kazanırsa da ondan öyle bir şey bekliyorum yani. Daha iki gün, bugün. Üç gün var daha, dur erkenden ne olsun bu ya? Hayatım, biz iddialıyız, biz alacağız. Hep mi yapıyorsunuz yani? Bir biz şeyi böyle iddialıyız. Abartıyorsunuz ya. Abartacak hiçbir şey sinirin yok. Sinirin yani, abartmayın lütfen ya. Derinle indi, hepsine verdi, çok güzel yaptı. Niçin dağıttı? Benim aldığım puanları hazmedildiği dağıttı. Ben gelinin içmediğini gördüm ama içseydi iyi olurdu. Çünkü ben senin aldığın puanları hazmediyorum anlamına gelirdi. Su yerine soda vermiş. Fena mı yapmış yani? Zeynep İlayda içiyor. İlayda hiç takılmadı bile zaten. Aldı, yudumladı. Doğru, onun için aldı. Ben kafaya dikti. Hiç umursamadı. Merhaba kızlar. Motor benim tutkum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Çocukluğumdan beri tek hayalim olan motor kullanmayı 35 yaşından sonra başladım. Bisiklet bile kullanmadan motor kullanmayı öğrendim. Şimdi isterseniz birlikte sürüşe çıkalım. Çok annem benim ya. Havalı annem benim. Vallahi tebrik ederim.
Teşekkür ederiz kızlar. Anne, kıskanılacak bir durum varsa gerçekten o da budur yani. Kıskanabilirsiniz. Bizim çok sevdim, çok beğendim. İlaycığım, bence kayınvalide dediğim biraz oturaklı olur ya. Bu çok şey olmuş sanki. Senin kayınvaliden kaç gündür sana neler söylüyor? O söyleyebilir, oturaklı, öyle bir şey yok. Oturaklı, ne güzel. Gelin şöyle olacak, gelin böyle olacak. Oğluma bunu yaparım, bunu yaparım. Benim kayınvalidem asla öyle şeyler söylemez. O kadar naif ve kibar ki. Benim kayınvalidem çok sert bir karakter. Ama Gülcan teyze gibi de olmamalı bence. Bir ağırlığı olmalı bir kayınvalidenin. Vallahi benim kayınvalide de görüp de kıskançlığa gelip de Ayşe aynı şeyleri yapmaya evet, kalkmasın. O potansiyel vallahi var. Vallahi Ayşe teyzeden beklenir, doğru. O da traktör sürer. Vallahi traktör mü sürer, motor mu sürer bilmiyorum artık. Bir de bakıyormuşsun yarı motorla buraya dayanıyormuş. Vallahi şaşırdım Gülcan Hanım, motosiklette görünce bayağı şaşırdım yani. Gerçekten şaşırdım. Çok da güzel yakışıyor yani. Ben de çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Ama öğrendiğin için iyi yani. Evet. İyi bir şey. Görmeyeyim burada kibar yani. Kibar hanım hanım oturduğumu ama ben dışarı çıktığım zaman havamı da atarım. Motorumla gezintimi de yaparım. Kırmızı motor aldın mı? Öyle bir türkü var, kırmızı bal olsaydı. Ellerine bağladın mı? Motorda kırmızı gitmez. Gülcan Hanım bugün motor bindi. Gerçekten canım istedi. İsteyeceğim, rica edeceğim yarın. Beni bir ders versin, kurs versin. Ben böyle vız vız motoru süreyim. Kızlar, haydi. Haydi, haydi. 30 dakikanız var. Kim bakayım neler yapmış. Kimler neler yapmış. Güzel. Soğanları güzel kesmişsin. Jülyen kesmek zor bir şey ya. Özellikle sert sebzeleri keserken değil mi? Ayşe'cim, ne alemdesin? İyi gidiyor. Ha? İyi gidiyor. Hayatında ilk defa yaptın evet, dedin. Evet, ilk defa yapıyorum. Yapabilecek misin peki? Yaparım evvelallah. Her şeyin bir ilki vardır muhakkak. Ha. Her şey annemizin karnında öğrenmiyorsun. E doğru, bu da bir ilk yani. Evet. Belki yaparsın. Bakarsın bunu. Hoşuma giderse evde çocuklara aynen. Yaparım. Aynen. Güzel, harika. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim, bakın. Soya sosunu gerçekten yarım çay bardağı koyun. Hı hı. Fazlasını koyarsanız çok tuzlu olur, ağza da kötü bir tat bırakır. Sinemciğim. Efendim oğlum. Niye? Bak herkes koymuş şeyini, noodle'ı, soğanını falan. Şunu koy, en azından koysana soğanlarını. Ben şunları şey yaptıktan sonra koyacağım dedim ama. Ama en azından hani şey, bir çevir et. Yap ama. Tamam. Biraz elin ağır senin. Sen aslında bunu kabul etmiyorsun. Aslında ağır değil. Bak bugün üçüncü günün, üçüncü programın. Arkadaşların sana da ağır deyince onlara bir şeyler söylüyorsun. Aslında ağır değil, onu beğendim. Ha? Soğanı niye koymuyorsun hala? Koy ki kavrulsun. Ama ya kızmasını bekliyorum. Daha kız mı? Geç mi koydun ya? Yok, koydum aslında ama. Allah Allah. Yani keşke birazcık daha şey açsaydım. Siz ne alemdesiniz? Ne var ne çok? Nadılımı koydum. Şunları... Bunu niye yerler? Su döküldü. Vıcık vıcık. Şeyin yok mu? Şu şeyi karıştırayım. Bir saniye. Yasin'in izlediği ya, kesin mükemmel olur. Çok, hiç sorma. Hiç sorma. Dur şunu üstünden yıkayayım. Hadi hızlı biraz. Bakın 28 dakikanız var. Ben bugün tavuklu, sebzeli... Güzel bir noodle yemek istiyorum. Kayınvalideler de aynı şekilde. Lütfen onların yüzünü kara çıkarmayın derim. Güzel puanlar da alın. Sonra ben niye altın alamıyorum? Niye altın kazanamadım? Niye çeyrek bende değil? Yok, şansa gitti. Hay Allah, deme. Kızlar, süreniz az kaldı. Efendim, ben şimdi kayınvalidenin odasına gidiyorum. Sizi gelinlerle baş başa bırakıyorum. Tata. Ben gel. Oh, izleyin. Hoş geldin. Çekirdek falan getireyim mi? İzleyin. Evet, çay çekirdek çok iyi olur. Ekranda izliyorsunuz kızlarınızı. Kızlarımızı. Perdeyi kapıyorum hızlıca. Ben yine bir şey diyeceğim ama. Yine diyeceksin de yine seni evlendireceğim mi diyeceksin? Evet, sarı saçlı mı olacak böyle robotunu çizeceğim de. Sarı saçlı mı istiyorsun, kara saçlı mı istiyorsun? Niye çizecekmiş anlamadım. Robotun robot sevdiği kızın.
Robotla mı evlendireceksin beni? Ay robotunu dizeceğim. Tarif et diyor, çiziyor. Ha tarif et. Tarif edeyim bana söyleyecek. Eşkal mi vereceğim yani? Evet. Eşkal mi vereceğim? Saçı nasıl olacak? Siyah mı? Tövbe sarı mı? Estağfurullah. Saygı hırsız var. Eşkalini vereceğim. Robot İlan verecek. Aranıyor. Şehit asalı mı ağaçlara? Kütüklere. Kayıp aranıyor. Aranıyor diye. Kayıp aranıyor diye. Hayır canım. Allah Allah. Yani. Neyle çizeceksin onu anlamadım. Kalem defter hazırladım da getirdim. Gelmiş. Onur Bey. Oğlum ben içime dert olacak. Yarın bir gün beni gönderirsek ben öyle robotu dizdim. Valla göndermem de sen de bir zahmet artık doğru tahmin et gelinini. Gerçekten yine veriyorsun 3-3-3-1-1-1. 1-1 vermedim galiba. Bugün 4 verdim de 5 hak ediyordu yani. Hadi bakalım. Yani. Ne çizeceksiniz? Ne söyleyeceğim anlamadım. Saçları nasıl olacak? İstediğim gözleri gibi. İri mi olacak? Nasıl saçları olacak? Nasıl gözleri iri mi? Yani uzun saçlı olsun. Sarı saçlı mı olacak? Uzun saçlı sarışın. Siz diyor, uzun saçı hazırlayın. Sarışın çok uzun şey yapmaz, tercih etmem. Uzun saçsız yapalım şeyle. Bakayım bir dakika, Allah şimdi göstersin. Daha bir saçını yaptım ya. Wow. Bir tel bile görmüyorum, nerede var saçı? Bir saçını yaptım daha, öyle boyamadım. Ha Öyle yani. Başka? Tabii canım. Böyle hokka gibi burnu olsun şöyle. Böyle burnu ondan olmasın sonra canım, elmacık böyle kemikleri olsun. İşte... Ondan sonra işleri binler... güzel olsun.